Boğaz Ekonomi ve Finans Danışmanı Emre Şirin bizleri bekliyor. Sayın Şirin, hoş geldiniz Sözcü ekranlarına, gündem masasına. Biraz gecikmeli oldu ama. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Olsun, ben de dinledim Ali Mahir Başarı. Değil mi, dinlediniz? Ben de zaten o açıklamalarını soracağım şimdi size. Az önce yaptığı açıklamalarda dedi ki bırakın tatili, insanlar kirasını ödeyemiyor. Akaryakıta gelen zamlardan bahsetti, faiz zamlardan bahsetti. İşte sarayın giderleri bir önceki aya kıyasla artışı 316 milyondan 647 milyona ulaştı ve dakikalık gideri 15 bin TL açıklaması geldi. Bir yandan da biz kamuda tasarruf diyoruz. Valla oyuncu ve senarist Feyyaz Yiğit'in bir cümlesi vardı, birkaç ay önce okumuştum, tweet atmıştı galiba. Şöyle diyor, ceza almayacak şekilde cümle kurmakta zorlanıyorum. Yani hakikaten bence Türkiye'de sadece biz ekonomistler değil, sizler değil, vatandaşın büyük kısmı şu anda bu duyguları yaşıyor. Yani Cevdet Yılmaz çıkıp kemer sıkmaktan bahsediyor. Vatandaşın yani beli mi kaldı, nereye sıkacak o kemeri? Yani kursağından iki lokma ekmek girebiliyor mu ki? Simitin 10 lira olduğu yerde, domatesin 30 lira olduğu yerde. Kemerde yer kalmadı ki, kemerde artık yani hani sıcak delik kalmadı. Yer kalmadı. Yani böyle bir şey olabilir mi ya? Şimdi bu ayıp bir kere. Her şeyi geçtik. Gerçekten halk bunları yaşarken ekonomiyi yönetenlerin çıkıp bunları açıklamaları ayıp. Bir kere bir hatanızı bilin. Ülkenin içinde olduğu durumu fark edin. Ülkenin gerçekleriyle yüzleşin. Ve ondan sonra telkinlerde. Yani netice itibariyle ben şunu görüyorum. Gerçeklikten kopmuş bir yönetim var. Halk gerçekten aç. Yani hani Türkiye birçok dönemde ekonomik krizler yaşamıştır. Gerçekten enflasyonist dönemler yaşamıştır. Ama alım gücünün bu kadar düştüğü hiçbir dönem olmadı Türkiye. Hiçbir dönem olmadı. Dün bir arkadaşımla, eski bir finansçı arkadaşımla hesap yapıyorduk. Yani maaşları konuşuyorduk bankacı olduğumuz dönemden. Şimdi bakıyoruz. Maaş aldığımız dönemle 5-6 yıl öncesini kıyasladık, bugüne baktığımızda bir arabanın fiyatı 10 katı çıkmış aşağı yukarı. Maaşlara bakıyorsunuz 5 katı yükselmiş. Yani aslında maaşlar nominal olarak artarken yarı yarıya, hatta ondan daha fazla azalmış aslında alım gücü olarak. İnsanların bu hesapları biraz da böyle yapması lazım. Dolayısıyla bugün gelinen noktada Türkiye'de aslında bir bakıma da AK Parti iktidarına teşekkür etmek lazım. Finansal okuryazarlık dersi veriyorlar. Ekonomi dersi veriyorlar. Birinci iktisat fakültelerinde okuyan arkadaşların çok net bir şekilde incelemesi lazım bu son 3 yılı. İnanılmaz bir ders var. Nedir bu ders? Ekonomide ne yapılmamalı? Ne yapılırsa ekonomi bu kadar kötü olabilir? Hep diyoruz ya dış güçler, dış güçler, dış güçler. Şimdi bence dış güçlerin bir oyunu yok, iç güçlerin basiretsizliği söz konusu burada baktığımız zaman. Bu çok net bir tablo. Artı aslında şöyle bir şey de söylenebilir. Muhalefeti ve muhalefet liderlerini kınıyoruz. Neden? Seçilir seçilmez Avrupa'ya gittiler, ABD'ye gittiler, Körfez'e gittiler, İsveç'in NATO üyeliğine onay verdiler denecekti değil mi? Yerli ve milli değiller denecekti seçilselerdi. Şimdi biz bunların hepsini yapmıyor muyuz? Nerede yerlilik, millilik? Niye İsveç'in NATO üyeliğine hani iktidarda olunduğu sürece izin verilmeyecekti de verildi? Şimdi ekonomik sıkıntılar almış başını gidiyor. Türkiye ciddi bir felaketin içinde. Ama birazdan geliriz belki, para politikası, maliye politikası, ikisi içerisinde de ciddi bir uyumsuzluk var. Evet. Bir taraf enflasyon yaratıyor, bir taraf enflasyonla mücadele edeceğim diyor. Yani enflasyonla mücadele edeceğim diyen taraf Merkez Bankası ürkekleşmeye başladı. Herkesin 500 bas puan beklediği yerde 250 bas puanla geçti orayı. Evet, yeni kararları var. Tarafta, aynen öyle. Diğer tarafta KDV artışları, ÖTV artışları, MTV konusu. Her şeyin fiyatını artıran uygulamalar var maliye tarafında. Sadece gelirler tarafı kontrol ediliyor. Bir yandan şimdi mesela sürekli bir tek haneli enflasyon vurgusu var ya, sürekli enflasyon tek haneye düşecek, tek haneye düşecek, artık bunu ezberledik yani, ama hani bizim yaşadığımız, gördüğümüz öyle bir şey yok. Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nun açıklaması var şimdi yine. Bir yandan işte ekranlarımıza da ara ara dönüyor, izleyicilerimiz görür. Ekonomi Koordinasyon Kurulu dedi ki işte tek hedef enflasyonu tek
haneye düşürmek dedi. Mesela dedi ki bütçe açığı Avrupa Birliği standartlarında olacak dedi. İşte orta vadeli bir program vurgusu var yine. Ve kamuda tasarruf diyoruz ya, şöyle de bir yandan işte az önce Ali Mahir Başarır sarayın giderleri olarak açıkladığı rakamlar vardı. İşte bir ayda 316 milyondan 647 milyona ulaştı demişti. Ekonomi Koordinasyon Kurulu'da diyor ki kamuda tasarrufla sağlanan imkan halkın yararına kullanılacak. Peki biz bunları yaşıyor muyuz? Hangi tasarruf, nerede tasarruf edilmiş, biz bunları neden görmüyoruz? Şimdi Türkiye ne zaman bir ekonomik sıkıntıya girse ve dış finansmana ihtiyaç duysa bir orta vadeli program açıklamaya gidiyorlar. Hep cümlelerin sonunda da ecek acak var, gelecek zaman gibi kullanılıyor. Ama bunlar hep bir temenni şeklinde. Şunu çok açık söyleyeyim ben size. Yani Türkiye'de şu an sadece uygulanan, hep söylüyorum yayınlarda biraz tekrar düşmek olacak ama kısa vadede dışarıdan nakit girişi sağlamak için adımlar atılıyor. Başka bir açıklaması yok. Bakın siz yabancı yatırımcı olsanız ya da uluslararası fon olsanız veya şirket olsanız Türkiye'ye bu sistemle gelir misiniz? Diyelim ki mevcut sistemle hukukla ilgili ciddi reformlar yapıldı. İşte maliye politikası, vergi politikası, para politikası her şey yapıldı. Ama bu sistem devam ediyor. Yani Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi devam ediyor. Şunun garantisini kimse verebilir mi? İki ay sonra bir gece yarısı kararnamelerle bunların hepsi ortadan kaldırılmaz diyebilir mi herhangi bir kimse? Şimdi bu ne demek biliyor musunuz? Bu güven demek. Yani piyasalar ve reel ekonomi güven temelinde büyür. Şimdi herhangi bir yabancı yatırımcı Türkiye'ye gelip uzun vadeli bir yatırım yapmaz bu sistemde. Çünkü mülkiyet güvencesi yok. Çünkü hukukla alakalı çekinceler var. Çünkü kararlar bir gecede alınabiliyor, değiştirilebiliyor. Dolayısıyla Türkiye'de Mehmet Şimşek şu an ne yaparsa yapsın. Mehmet Şimşek'in tek fonksiyonu var Gaye Erkan'ın da. Kimse kusura bakmasın. Kısa vadede yabancı ikna edip biraz içeriye çekmek. O da nasıl olabilir? Bir, borsanıza da faizinize gelirler. Kısa vadeli alır giderler parayı. Kâr onlar alırlar. İki, Körfez turunda gördüğümüz gibi maalesef haraç mezat varlıklarınızı satma düşünceli gündeme gelir. Ve sadece böyle bir yatırım alan, o da yatırım mıdır tartışılır. Türkiye'nin bundan fazlasına ihtiyacı var. Ama bu sistem, bu arada şunu da ifade edeyim. Yani bu sistemden bahsediyorum. AK Parti, CHP, İYİ Parti değil mesele. Onlardan biri de gelse, bu sistem devam etse, bu sistemle yine yatırım alamazsınız. Çünkü kurumlar arası bağımsızlık, yasama, yürütme, yargı erklerinin bağımsız olması lazım. Evet. Kurumların birbirini denetleyebiliyor olması lazım, şeffaf olması lazım. Budur asıl yatırım alacak hususlar. Peki, çok teşekkür ederim Emre Şirin katkılarınız için. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Sağ olun.